Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Adamlar davul çala çala geliyorlar. Şeytan Hazreti Havva'ya, yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaat etmişti. Aynı şeytan, ahir zaman peygamberinin ümmetine ve tüm Ademoğullarına aynı yalanla geliyor. Ve Diyaneti kendi karanlık emellerine alet etmek isteyen nobi durmak bilmiyor, şimdi de iklim değişikliği ve sıfır atık gibi, kulağa hoş gelen etiketlerle maskelenen şeytani tuzaklarla dolu bataklıklarına insanları çağırmak için her yolu deniyorlar. Din, bilim, siyaset, medya, sanat. Avuyu altın tas içre sunuyorlar, balda onun suç ortağı. İstanbul Sözleşmesi'ni kadına şiddette perdelemişlerdi, Lanzarote'yi çocuk hakları, hayvan hakları diye başka bir yalan uydurdular. Islah edici roller üstlenir gibi yaparken, bozgunculuk yapıyorlar. İlaç ve aşı diye ölüme davetiye çıkartmadılar mı daha dün? Hep güzel gerekçeleri vardı. Unutmayın, cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir. Ve dikkat edin, şeytan sizi Allah, iyi niyetleriniz, insan hakları, çevre, iklim ve sıfır atık yalanları ile de kandırmasın. Unutmayın, iklim yalanı pandemi yalanından daha büyük bir yalan. 20 Mayıs 2010'da The Economist dergisi, aslında bugün olan ve bundan sonra olacakları açıkça yazmış aslında. Adamlar gizlemiyorlar, davul çala çala geliyorlar. Rüyaların ve kabusların malzemesi olan, yapay hayata doğru adım adım sürükleniyoruz. Korkarım insanların çoğu Mehdi ve Mesih zannı ile Deccal'ın arkasında saf tutacak. Evet, AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi lobinin adamları Diyanet bünyesindeki tüm din görevlilerini, iklim değişikliği konulu eğitime çağırmış. Diyorlar ki, değerli görevlimiz, çevre ve sıfır atık ile, iklim değişikliği konulu farkındalık eğitimlerini bu adres üzerinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar izlemeniz ve eğitimi tamamladığınızda, eğitim hizmetleri birimine bilgi vermeniz önemli rica olunur. Bunlara göre, biz biyolojik insanın son temsilcileriyiz. Transhumanizmle birlikte, insan artık sadece bir nesne olacak. Din, ahlak, gelenek ve cinsiyetinden boyutlanacak. Bu senaryo aslında LGBT'den daha büyük bir tehlike içeriyor. Yine ıslah edicileriz diye geliyorlar. Onlar biliyoruz ki bozguncuların ta kendileridir. Harari insan tanrı olacak diyor ya, bugün adına ksenobotlar denilen kendi kendine üreyebilen biyolojik robotlar laboratuvardan çıkıp hayata karışmak için gün sayıyorlar. 20 Mayıs 2010'da The Economist'in kapağında ve insan hayat yaptı manşeti vardır. Ve içerideki makale şöyle başlıyordu. Hayatı yaratmak tanrıların ayrıcalığıdır. İnsan ruhunun derinliklerinde, fizik ve kimyanın rasyonel kuralları ne olursa olsun, biyolojinin farklı olduğu, sadece hareket eden ve birbirleriyle reaksiyona giren atomların toplamından daha fazlası olduğunu biliyoruz. Bir şekilde ilahi bir kıvılcımla hayatın aşılanmış olduğu düşünülür. Gelinen noktada ölümlü insanların artık yapay yaşam yapmış olmaları birileri için şok olarak gelebilir. Bir ekonomiste göre, 1995 yılında bir canlı organizmanın ilk DNA dizisini çözen iki Amerikalı biyolog Craig Venter ve Hamilton Smith, yapay bir genomu olan bir bakteri yaptılar, yani atası olmayan bir canlı yaratık yarattılar. Bilim adamları DNA'nın işini yapması için mevcut bir böceğin kabuğunu kullanmak zorundaydı ama buradan yola çıkarak çok farklı bir yere geldiler. Artık yeni bakterilerin ve nihayetinde yeni hayvanların ve bitkilerin bir bilgisayarda tasarlandığı ve daha sonra siparişe göre yetiştirildiği bir dünya tasavvur etmek mümkün. Bu yetenek, insanlığın doğa üzerindeki hakimiyetini ilk atom bombasının patlamasından bile daha derin bir şekilde etkileyecektir. Yeni teknoloji biyoloji beslenme ve büyüme ile ilgilidir. Sentetik biyoloji, bu ve daha az göze çarpan sayısız gelişmenin önünü açacaktır. Kısa vadede daha iyi ilaçlar, daha az susayan mahsuller, daha çevreci yakıtlar ve hatta yemli bir kimya endüstrisi vaat ediyor. Daha uzun vadede hangi harikaların tasarlanıp büyütülebileceğini kim bilebilir? İlk bakışta yapay yaşam harika bir şey gibi görünüyor diyor ve ekliyor.
Bakalım yaratıcı tanrı kendi rolünü üstlenmek isteyen insanın kibrine karşı ne yapacak, intikam için kibirlenen insana karşı nemesisi gönderecek mi? Laboratuvar tezgahındaki şişeden bakalım hangi korkular sızacak? Makale devam ediyor ve son cümle dehşet verici. Bu tür sorular yersiz değildir ve bu gazetede dahil olmak üzere normalde bilimdeki gelişmeleri coşkuyla benimseyenleri bile duraksatmalıdır. Yeni biyolojik bilim, iyi olduğu kadar büyük zarar verme potansiyeline de sahip. Yırtıcı hayvan ve hastalık, biyolojik kelime dağarcığının besleme ve büyüme kadar bu işin bir parçasıdır. Ama burada neyin iyi ya da kötü olduğu ayrı bir tartışma konusu. Gerçek şu ki hayat yaratmak artık tanrıların ayrıcalığı değil. Makale devam ediyor. Daha küçük bir tanrının çocuklarından söz ediyor dergi ve devam ediyor. Yaşam formlarının bir dizüstü bilgisayarda rutin olarak tasarlanması biraz zaman alacak ama bu gelecek. İnsan genom projesinin tamamlanmasından bu yana geçen 10 yıl, onu neredeyse kaçınılmaz kılan iki ilgili gelişmeye tanık oldu. Birincisi, yaşamın doğal yazılımını kodlayan DNA dizilerini analiz etme hızındaki olağanüstü artış ve maliyetteki düşüş. Bir zamanlar yıllar alan ve milyonlara mal olan bir şey şimdi günler alıyor ve binlerce kişiye mal oluyor. Veri tabanları, en küçük virüsten en uzun ağaca kadar her şeyin genomlarıyla doluyor. Bu genomlar sentetik biyolojinin ham maddesidir. İlk olarak, biyolojinin atom düzeyine kadar nasıl çalıştığını anlamayı sağlayacaklar. O daha sonra insan tarafından tasarlanmış bir yazılımda modellenebilir, böylece sentetik biyologlar, öngörülebilir bir şekilde çalışacaklarına dair makul bir varsayımla yeni gen takım yıldızlarını bir araya getirebilirler. İkincisi, genom veri tabanları, sentetik bir biyoloğun ihtiyaç duyduğu kısım için baskın yapılabilecek bir depodur. Diğer gelişme ise, daha hızlı ve daha ucuz DNA sentezidir. Bu olay, DNA analizinin birkaç yıl gerisinde kaldı, ancak aynı yönde ilerliyor gibi görünüyor. Hemen hemen herkesin DNA'yı siparişe göre üretmesinin ve sentetik biyolojiyle uğraşmasının yakında mümkün olacağı anlamına geliyor. O zaman bile onları endişelendiren bir şey var. Ya bu akıllı sistemler, biyolojik formda kontrolden çıkar ve insana karşı harekete geçerse ne olacak? Şunu da tartışmışlar, bilgisayarda virüsler ciddi bir sorun, hackerlarda. Peki akıllı sistemler, irade ve akıl sahibi biyolojik organizmalar ya kontrolden çıkarsa ne olacak? Bu tehdidin nasıl ele alınacağını bilmek zor. Kısıtlama ve yasaklama refleksi, daha geleneksel biyolojik silah türleri için, mükemmel olmaktan uzak olsa da işe yaradı. Ancak bunlar devletlerin elindeydi. Bilgisayar virüslerinin her yerde bulunması, teknoloji dağıtıldığında neler olabileceği konusunda insanı endişelendirmiyor değil. Yapay zeka, yapay bilinç derken, sahi insan bunun neresinde olacak? O kim olacak? Sentetik biyolojinin etik bir kontrol sistemi olacak mı, bu nasıl olacak? Patojenler dizüstü bilgisayar tarafından tasarlanabiliyorsa, karşı aşılar da olabilir. Ve açık kaynak yazılımının beyaz şapkalı bilgisayar meraklılarının siyah şapkalılara karşı çalışmasına izin vermesi gibi, açık kaynaklı biyoloji de beyaz şapkalı genetikçileri teşvik edecektir. Ama her zaman bir kaza olabilir ve bunun nerede ve nasıl durdurulacağı meçhul. Tehlikenin farkında mısınız? Selam ve dua ile.